Merhabalar, Evrim ve Hakan'la beraberiz tabii ki. Nasılsınız bugün? Çok iyiyiz, iyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Çok şıksınız. Ben yani. de çok kalpler, iyiyim. Kalpler, işlemeler. Evet kalpler gönderiyorum size efendim. <laughs> Süper efendim siz, siz de kot ceketler. Ben de böyleyim bugün. Evet ikinize de 10 üzerinden 9 veriyorum. Neden kırdın ah. puanımızı? Yani sevgili seyirciler görüyorsunuz <laughs> 9 veriyorum. Neden biri kırdın diyorlar. Kardeşim Merak 9 ya. Ne ama neden? 9. Neden 10 değil? Abi 10 dersem Şımarır yani. Onurlandırmış mi? olursun bizi. Ya Biz hayır zaten yani. şımarırız. Ama şey... Biz kadınlar <laughs> her <gülüyor> zaman <gülüyor> mükemmel olmak isteriz. Neden ya tabii onu ki, değil? Nerede <laughs> eksik yaptın? Ya, ya keşke kendini yaktın. Ay, yedi desem bu kadar <laughs> konu olmayacaktı <laughs> evet. ya. Allah aşkına ya. Dokuz kardeşim 9 <laughs> evet. dokuz. Sana sekiz zaten. Aa, sekiz. E sekiz tabii yani. Normal kot ceket <laughs> yani. Biz devam. Bak... Ben altı mesela. Siyah <laughs> tişört üstüne çek bir şeyi devam et yani. Ama sana dokuz. Teşekkür ederim. Sen istiyorum. özeliyorsun gömlek yani. Başkaları yani. gibi değilsin yani. İyi Bak güzel. Bak ya. Aynen. Bir gün gömlek giymedik. Onda da düşük puan aldık. Bak, i̇kinize de on veriyorum. Kafam rahat olsun. Köşeye. Bugün güzel bir gün olsun. Güzel güzel konuşalım her şeyi. <laughs> on puan, on puan, kırk puanla şampiyonsunuz. <laughs> Bol keseden puanlar geldi Hakan'dan. Karışma haklı rahmetli. <laughs> Aynen. Rahmet Peki dün akşama dair neler söylemek istersin? Güzel bir ödül oyunu vardı keyifli. Evet dün akşama puanım dokuz. <laughs> ha. Yani. Yine eksik bulduğum şeyler var ya. Yani. Yok yok. Hayır öyle. Ee, ya yani güzel bir gün, ee, özellikle anlat bakalımdaki o oyun çok hoşuma şey. gitti. Ay çok teşekkür ederim. Sana Bu ne? Ben de fazlaydı oyun. Bu fazla atları bana veriyor <laughs> yani. Ee, güzel bir oyun, güzel bir gün, ee, ama zorlu bir parkur. Yani artık Hı -hı. yarışmacılar çok yorgun. Ee, haftada 7 gün izliyoruz yarışmacıları evet. yanılmıyorsam. E 7 gün bizi izledikçe sürekli oyun oynuyorlar ve günde 7 8 9 oyuna çıkıyorlar. Bazı yarışmacılar artık gök gürlese ağlıyor, yağmur yağsa evet. ağlıyor, Tabii sıcak duygular. oluyor ağlıyor. Biri bir şey diyor ağlıyor. Artık o noktaya geldiler. Sinir bozuklukları arttı. E bir an önce nihayete ersin, finale gideceksem gideyim, Eleneceksem eleneyim diyorlar. E bir de eskisi gibi salı günü elemeye çıkıp çarşamba elenmiyorlardı. Efe. Elenmiyorlar. Bir arada 3 gün oluyor. Hani 3 e, gün o stresle yaşamak da e, ayrı bir e, problem oluyor yarışmacılar evet, açıkçası kesinlikle. değil mi? Bir arada gün farkı var çünkü. Tabii. Ne zaman Şimdi... elenecek, elenen? Tabii. Bekliyorlar sabırsızlığa. Nefise, da. Aziz ve Cansu şu an e, mutsuzlar. Özellikle Nefise çok stres altında. Hı hı. Gider mi gitmez mi? E, birkaç değişik düşüncem var. Birazdan konuşmak isterim onu da. Asena yine başrolde. Asena'nın başrolde olduğu film tabii ki gerilim ve korku dolu olur. <laughs> Ee, Özgür güzel gidiyor. Osmancan fena değil. Yusuf güzel. Yani güzel bir survivor devam ediyor. Azize ayrı bir hayranlığı olanlar var. Yolda rastlıyorum. Çok beğeniyorlar duruşunu. Bu arada dünkü Barış'la ilgili biraz konuşmak isterim müsaitseniz eğer. Nasıl buldunuz Barış'ı? Çok efendiydi. Ben televizyondan aldığım o naif enerjiyi burada çok daha fazla aldım Hı -hı. kesinlikle. Ee, birazcık daha bizimle böyle daha sıcak muhabbet ederek kendini açtığında gördüm. Belki adada da acaba böyle daha rahat muhabbet edebileceği bir ortam olsaydı daha rahat eder mi diye düşündüm sonra kendi kendime eve gittiğimde. Kendini daha iyi ifade edebilmesi için biraz rahat hissetmesi gerekiyor kendini diye düşündürdü bana. Ama çok sevdim ben. Benim de bulduğum gibi geldi. Dediğiniz gibi çok iyi niyetli, çok sakin ama kendini çok ifade burada etti ama survivorda hiç edemedi. Hiç edemedi. Ee, bireyseli bekliyordum her şey için, performans için, bazı şeyleri konuşmak ve onlara meydan okumak için dedi. Ama beklersen de olmuyor yani. Ben de çok zengin olmak istiyorum ama çalışmazsam biliyorum ki zengin olamam yani mesela. Evet. Ya da çok mutlu olmak istiyorum ama yanımdakini çocuğumu, eşimi, aileyi mutlu etmezsem olamam yani. O yüzden e, bir şeyler için uğraşmak lazım e, dediği bir şey vardı mesela ben oradaki krizlerin 10 katını problemlerin 10 katını hayatımda yaşadım o yüzden çok da takılmadım. Aslında takılacaksın ki e, yanlış ortaya çıksın yani hı -hı, öyle hı. E, ha, bunları ben yaşadım zaten ben kenara oturayım dersen ya güvendiğin bir şey olmalı. Hani survivor anlamında söylüyorum zaten insanlar sana SMS atacak ya da elinir gidersin işte. Barış, o yüzden eksik yaptı bir şeyleri. Barış ben bunu net olarak ona da söyledimdi. Adadaki arkadaşlıklarını yanlış kurdu diyemem. Cansu olsun, Zeynep olsun çok doğru, çok düzgün insanlar. Ama kendisi gibi sessiz, sakin insanlarla arkadaşlık kurduğu için kendisini daha da e, geri plana çekti. Birazcık daha cabbar, konuşkan ve bir o kadar da Barış'a e, Evet. Ee, güven veren, karşısındaki kişiye ciddiye alan, işte iki gün sonra sırtından vurmayacak, satmayacak bir arkadaş bulması lazımdı. Bizim masamızda ne kadar güzel anlaştık, konuştuk, konu konuları açtı. E, Begüm Hakan, ben soru soruyoruz, izlediğimizi yorumluyoruz, onun ne düşüneceğini bazen o söylemeden biz söylüyoruz. Birazcık daha cabbar arkadaşlara ihtiyacı vardı. Bence i̇şte, burada bir eksikliği vardı. Bence cabbar arkadaşları çok e, bir şekilde vardı. Kendi içindeki cabbarı ya da kendi içindeki o e, nasıl diyeyim biraz kendini savunan, Evet. Çekinmeyen e, cesaretli içindeki savaşını dışarıya yansıtması evet, Yani ama. biz e, onu hırsıyla e, mücadelesiyle e, her zaman anacağız ama o mücadeleyi biraz e, dilinle ve fikirlerinle de vereceksin. Evet. evet. Öyle e, sadece parkurda bir şey yapmaya çalışıp beklersen olmuyor. Yani fikir beyan etme anlamında kendini savunma anlamında Barış çok sessiz kaldı sakin Hı -hı. kaldı. Ama burada yine dediğiniz gibi daha iyiydi bence. Ee, dün zaten bunları konuştuğumuz için rahat rahat evet, söylüyorum. Evet, evet. Hani arkasından konuşmak değil, birinin arkasından konuşacaksan zaten TV8'de canlı yayında konuşması <laughs> şu an milyonlar bizi izlerken. Ee, buradan tekrardan selamlar. Burada e, sözlüsü, nişanlısı çok tatlı bir insan Rümeysa, Rümeysa. evet. Mutlu olsunlar yani Survivor'ı kazanmışsın kazanmamışsın hiç sorun değil o yüzden diyorum yani. E, üç kere de katılsan, beş kere de katılsan, önemli olan oradan aldığın derslerle hayatta güzel şeyler yapabilmek. Bunu başarabiliyorsa insanlar bence başarılıdır. Kesinlikle. Gerisi e, tabii ki bu bir oyun, herkes kazanmak ister, ama bir kişi kazanacak. Bakalım kim olacak? Başarı da, başarıları daim olsun diyelim tekrar Barış'a da. E, şimdi elenme adaylarını değerlendirmek istiyorum. Hı hı. Çünkü aslında elenme adaylarının ruh halleri bu söylediğin gözyaşlarını tutamıyorlar demeleri takım içi e, dengeleri de etkiliyor. İlk önce bir konuşmaları hatırlayalım sonra üstüne konuşalım. Evet izledik eleme adaylarımızın konuşmalarını. Teker teker değerlendirelim dersem Hakan'cığım ne dersin? Yani tabii ki üç yarışmacı da kendi e, iddialarını ortaya koyuyorlar. E, Cansu böyle bir tık daha e, isteksiz iddiasız Nefise iddialı çünkü zaten iddialı yani net olarak iddialı. Aziz Aziz'in iddiası da parkurdan öte e, tavırları üzerine ben kendi işimde bir puanlama yaptım bu puanlama sonucu e, yani değişik bir şey çıktı ortaya biraz sonra söylerim yani performans, ada yaşantısı ve e, genel Bence bana göre, bana geçen diyeyim, seyirciye geçen değilim. Çünkü ben bir kişiyim sadece. Hı hı. Bana geçen tavır üzerinden. Öyle yaptığım zaman adaya veda eden isim Aziz oluyor bende. Hı hı. Ama e, bilemiyorum da. Mesela e, bu üç isim arasında açık söyleyeyim bana en uzak isim Nefise. Yani ben izlerken e, bana e, performansı çok da iyi olsa tavırlarıyla en uzak gelen isim Nefise... Hı hı. Ama bana dersen ki burada e, kim kalmalı bir kişi seç dersen ben Nefise derim. Çünkü şu an buradaki 8 kişi arasında en çok hak eden yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Yani birçok konuda e, ne derler hani hatalı bile olsa evet ama performans olarak çok başka bir boyuttaydı. Hı hı. Arkadaşlarını çok ödüle götürdü. O yüzden e, hani en uzak isim Nefise bana ama Nefise kalsın en çok istiyorum bana kalırsa burada e, ya bilmiyorum ya. Yani böyle Cansu'ya da elim gidiyor. Zor bir pota. Çok zor. Yani 3 de gitse diğer ikisi şey gidene yazık oldu diyeceğiz. Diğer ikisini sorgulayacağız. Hı hı. Neden diye. Ben çok aradayım açık söyleyeyim. Bak bu sezon ilk defa e, hani bana hep deriz ya ihtimal verdiği. %33, %33, %33. %33.